Yeni bir hediye dağıtım videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. %100 milyonu bulamadınız değil mi arkadaşlar? %750 tane açtık. Hala bulanmamışlar. Şimdi onu bunu geçin de şimdi gene arkadaşlar ben sizi anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Siz şaka gibisiniz. Beni de şaka yaptınız. O yüzden ben de artık ciddi davranıyorum bundan sonra. Bu ne anlama geliyor diye sorarsanız şu an benim 3 video önce açılış videom vardı. Hediye dağıtım videosu. Cuma akşamı dağıtırım demiştim. Dedim de mesela gene başlamışlar. İsim değiştirme, kutu, nadir eşya, bilmem ne bilmem ne. Bak bazıları güzel şeyler istemiş. Biri demiş isim renk değiştirme görme, biri demiş oda donatma gönder. Tamam bunlara eyvallah da kardeşim, ben sana demedim isim değiştirme falan yazma, bunlara göndermeyeceğim diye. O arkadaşlara normalde ben şey yapıyordum arkadaşlar, onların ismini yazıyordum. Şimdi bir dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar. Şimdi normalde ben yazanlara mesela isim değiştirme yazıyordu, ben başka bir şey gönderiyordum ya onun yerine. Bu sefer yapacağım şu ki arkadaşlar, o yazana onu da göndermeyeceğim. Benimle inatlaşır gibi dalga geçiyor sanki. Artık kimse o bilmiyorum. Ama çoğu kişi anladı. Demek ki biraz gayret sarf edince, açgözlülük yapmayınca insan ne yapacağını biliyormuş. Buraları dinleyin. Hediye almak istiyorsanız da dediğimi yapacaksınız bundan sonra. Yapmazsanız da siz bilirsiniz. Zaten çoğu kişi gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yazıyor. Hatta biri de demiş ki abi ne atar sanat demiş. Tamam böyle de diyebilirsin. Şimdi gelip de buraya ne yazıyorsun bana? Bir isim değiştirme gönder. Öbürü nadir gönder. Biri diyor mavi ay gönder. Biri diyor kutu gönder. Diyece başka emriniz var mıydı acaba? Bu yazanlar başka bir şey de istiyorsunuz mu? Başka bir şey de istiyorsanız yazın yani. Yani ben bunları göndermeyeceğim. Açıkça söyleyeyim. Nerede o? Bak ben bir şey göstereceğim sana. Abi sonuna kadar izledim isim değiştirme. Forsa S0. Sonuna kadar izledim isim değiştirme. Kerane. Tövbe tövbe. Bu ne biçim isimdir arkadaşlar? Allah'ım ya, şu cuma günü mübarek günde günah sokuyor kimse bu. Şimdi bir şey diyeceğim, ben de günah gireceğim. Bu arada bu sonuna kadar izledim derken ne anlama geliyor arkadaşlar? Ben onu anlamadım. Bunu da yazarsınız. Arkadaşlar bu atkınlar kimse, affedersiniz de. Biri burada, biri de yoruma yazmış. Kim la bu? Ya neyse boşver arkadaşlar. Şimdi günah girmeyelim. Biz işimize bakalım. Neredeydi o? Capi. Nadir kasa at. Kapi. Sana nadir kasayı bırak. Bunu yazdığın için de bir şey göndermeyeceğim. Ha bu arada şey. Arkadaşlar Sezer Bey iki kere yorum yazmış. İyide Sezer Bey. Sezer Bey. Birinde mavi ay kutusu istemiş. Cuma atacağım demiştin, ondan istedim. Ben sana böyle bir şey demedim. Nerede dedim cuma atacağım diye. Şimdi burada bir yalan var. Altına da isim renk değiştirme istemiş. İsim renk değiştirme. Şimdi bu yukarıdakini yazdığın için alttakini de alamayacaksın. Tamam mı? Bak biri burada ne yazmış? Bakın abi adım ne? 0WLMFL'yi. İşte neyse. Abi ne atarsan abi yazmış. Tamam. Sana atacağımı atacağım. Arkadaşlar birkaç kişi gerçekten güzel şeyler istiyor. Umurumda mı 4. O da at bir şey yazmış. Bak sen de böyle yazabilirdin. Abi bana isim değiştirme yolla. İsmim Sporu R3. Sana normalde şimdi ben arkadaşlar bu böyle yazıyor ya hani isim değiştirme. Yolla diyordu da ben bunun yerine bu kişiye başka bir şey yolluyordum hani. Şimdi bu tamamen değiştirdim arkadaşlar şeyi. Şimdi mesela bu isim, şunu sallayın, Mehmet de mesela. Mehmet yazmış ki bana isim değiştirme yolla. Ben önceden
Mehmet'e onu yazdığı için bir hak verip başka bir şey yolluyordum. Şimdi bu yazmış, Mehmet farz dedin, işte bu arkadaşın ismini söyleyemeyeceğim, çok değişik bir isim yazmış, ımla başlıyor. Mehmet bunu yazmış, o hiçbir şey alamayacak arkadaşlar bundan sonra. Bu da ne yazmış? Sen CHP'mi ver yeter abi, Emre Kama 32-13, pardon 12, ne diyor la bu? Emre Kama 3200-123, ben Fire Slayer. Şimdi bu bizim Glanda olması gerek. Tamam arkadaşlar, Glandakilerde CHP atıyorum da sen benim VS'me gelmedin bir kere. Bunu duyuyorsun değil mi buradan? Duy bak. VS'lere geleceksin ki alacaksın Glan CHP'ni. Daha öncekilere gönderdim. Asosyal ve umurumdaymaya gönderdim. VS'ye geliyorlar. Bir arkadaş var, ona da göndereceğim. O da oyun içi şeyini atmadı. Ona göndereceğim. Bir çok VS'ye girdi. Ben seni VS'de görmedim açıkça söylemek gerekirse. VS atmak zorundasın bu CHP'yi almak için. Bakın arkadaşlar, bir şey fark ettim. Bir beleşi buldu mu hemen saldırıyor birisi. Mesela bunun gibi biri. Fresler yazar. Kusura bakma da. Ben başta ne demiştim? VS atacağız, kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Sırf kazanmak değil önemli olan. Kazanmak, kaybetmek. Ama benimle VS atacaksın demiştim sana. Sen hiç, ben görmedim seni VS'de, açıkça söyleyeyim, hiç hatırlamıyorum. O yüzden CHP falan da vermeyeceğim sana. Öbür arkadaşlar alacak. Şu büyük 1-2-3-6 bu da alacak. Oyun içi ismini versin, buna da yollayacağım. Bu benimle VS'ye girdi. Gerçi oynamayı biraz fazla bilmiyor ama sonuçta geliyor, bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar, toplamda şöyle bir sayım. Bir dakika, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. 14 isim yazamamış arkadaşlar. Bunlardan da sadece kaç kişi, bazıların hatalarından dolayı hediye alacak. 14 kişiden 1, 2, 3, 4, 5. Bir de alttaki var 6. Gerisi hiçbir şey alamayacak. Sırf onlar yazdıkları için. Sezer, eğer o mavi ay kutusunu yazmasaydın isim renk değiştirme uyardı. Maalesef sen de alamayacaksın hiçbir şey. Moralini bozma. Bundan sonra bir açılış videosu gelip, yeni çekiliş videosu gelecek. Ona yazarsın. Anlamışsınızdır inşallah. Bu isim değiştirme falan yazanlar, nadir kutu yazanlar. Düzgün şey yazın. Adam gibi istekler burada bulunun, gönderin. Kutu mutu demeyin bana. Kutu dağıtımı da ay sonunda gelecek dedim, bir kere daha söylüyorum. Ve bunu yazanlar alamayacak. Olay burada biter. Yazmayan kazanır, yazan kaybeder. Bundan sonra böyle arkadaşlar, devri değiştirdim. Şimdi biri zıplar ki, nakiti mi kınıyorsun sen, senden ne nakit kınıyacağım ben Allah'ını seversen. Şu kadar şeyim var, nakit kınıyor yazmış. Bir insanda affedersiniz de beyin olur arkadaşlar. Gönderene gönderiyorum. Kendi alamayınca affedersiniz arkadaşlar. Böyle bir şey var, doğru. Kendine gelemeyince insan sinir oluyor. Böyle diyor. Bu küfür ediyor. Bu böyle yapıyor, bu böyle yapmıyor. Adam yazmış ki lan bana diyor, bakın şu an. Yazdığı şey de şu. Ya kendime doğru biraz ayıp olacak ama affedersiniz, ben yazdığını söylüyorum. Onu da engelleyeceğim birazdan. Küfür arkadaşlar yoruma fazla gelmiyor. Spam olarak bir şey var. Oraya benim yoruma gelmiş. Ben oraya bakıyorum. Dengesizler oraya atıyor. Hatta bakın abonelikten de çıkmış. Zaten çıkmasa ben engelleyince çıkacak. Demiş şerefsiz. Onlara gönderiyorum. Bana niye göndermiyorsun? Niye göndermiyorsun? İsmini yazmıyorsun. İsmini yazsan simgeyi çıkartmıyorsun. Hiçbirini de yapmamış arkadaşlar. Bu aynı şöyle. Bakın şurada ben size bir hesap göstereyim. Aynı onun gibi bir şey. Şu for ya co yazıyor şeyde, 183. videoda yoruma bakarsanız, 183. videoda bölümde şöyle bir isim var, bakın arkadaşlar, for ya c0 6. yorumda bunun gibi bir sahte hesap. Yani gerçek değil, abone yok. Ben baktım simgesi yok, mimgesi yok, hiçbir şey yok. Yani en sonunda adam kafayı yemiş. Niye kafayı yiyorsun ki? Ben sana kuralları baştan söyledim.
Yapan yapıyor, alıyor hediyesini. Sen yapsan sana da gönderdim. Yani niye böyle alamayınca böyle kibir şey yapıyorsun ki? Böyle sinirleniyorsun, bana atar yapıyorsun. Kusura bakma, sen alamayacaksın hiçbir şey. Hatta şu videodan sonra seni engel atacağım. Bir de engelliye de aklın başına gelsin. Belki öbür çarınla ötersin. Gerçek çarın kimse belki zıplar o da şimdi. Bu videonun yorumuna zıplar. Niye kapattın, niye yaptın? Büyük bir ihtimal zıplayabilir ya da kendisini belli etmeyebilir. Orasını bilmem de arkadaşlar, ben gönderdiğimi gönderiyorum. Biliyorsunuz beni arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunları gönderdim. Şu arkadaşlar şey olmasaydı, hani şuraya gönderince 7 gün kaldı falan diyor ya, bu 30 gün olsaydı bura şimdi 20 sayfa ya da 30 sayfa falan da arkadaşlar. Gönderdiklerimi hep biliyorsunuz. Hatta girip videolara bakabilirsiniz. Gönderim videolarımda her bir şey çıkıyor. Yani bura şu 7 günlük yüzünden bunlar kayboluyor. Yani gönderiyorum arkadaşlar. Açıkça gören görüyor, bilen biliyor. Beni bilen bilir arkadaşlar. Bilen bilir beni. Adam gibi şey isteyin. Saçma sapan bana da inada girmeyin. İnada giren arkadaşlar geçenki videoda aynısı gibi yazmış. Tamam, siz yazın. Siz bir şey alamazsınız. Düzgün yazan alır. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Tamamen değiştirdim. Arkadaşlar gerçekten siz de bunu nakit harcamamak için yapıyor diye sanıyorsanız beni, hiçbir alakası yok. Çünkü dalga geçiyorlar benimle, affedersiniz de. Ben bunu kendime dalga geçme olarak görüyorum. Yani siz düşünün arkadaşlar, karşınızdaki kişiye farz edin seni seviyorum dediniz, o da dedi ki seni sevmiyorum. O seni seviyor halbuki, size düşün öyle. Bilerek seni sevmiyorum diyor. Siz buna gıcık kaplar mısınız şimdi? Kaparsınız tabii. Bu benim yaptığım şey de aynı böyle işte. Bak bunlar da inadına yazıyorlar hala. Adam gibi bir şey istemedikten sonra hiçbir şey yok. Şu an o isimleri de defterin bir köşesine kaydediyorum. Onu ben videoyu şunu yolladıktan sonra yapayım arkadaşlar. Yolladıktan sonra da arkadaşlar şeyle açılım ilgili gelecek. Şunu açacağız arkadaşlar. 290 tane bundan sonra gelebilir. Bunu açacağız arkadaşlar. Bir dahaki çekiliş videosu bu olacak. İsimlerinizi gene düzgün yazıyorsunuz. Ve saçma sapan şeyler istemiyorsunuz lütfen. Ve şu bakımda arkadaşlar, ha şimdi isim değiştirme olayına gelelim. Göndereceğim demiştim. Bu sözde hala duruyorum. Bu arada arkadaşlar bu bakımda gitmedi bakın. Aman ne bakımı ya, pardon. Yamada hala 2 yıldız kaldı. Eğer bunun şeyini bekliyorum şimdi arkadaşlar. Oyuna bakım yapılsın. Bir aşama o kaldı. Bakımda da bu yıldız durursa öbür bundan sonraki gelir zaten. Yama artık bakımı ne zaman yaparlar onu bilmem. Bakımdan sonra da bu yıldız burada kalırsa arkadaşlar, isim değiştirmeyle ilgili bir açılım videosu gelecek. Bakın bunda demiyorum. Şu an değil. Şu bir oyun yamaya girsin. Güncellesinler oyunu. Bakalım hala 2 yıldız mı kalacak? Eğer 2 yıldız kalırsa ben bug diye düşünüyorum gerçekten hala bunu. Ama bilmiyorum işte. Eğer kalırsa isim değiştirmeyi de atacağım arkadaşlar. Sözümde duruyorum. Bakın buradan dedim. Kalırsa 2 yıldız sözde atacağım. Beni tanıyan tanıyor arkadaşlar. Neyse şimdi biz geçelim şeye. Bu dağıtımdan sonra arkadaşlar bununla ilgili gelecek. Hediye dağıtımını da onu başta söyleyeceğim. Şimdi hiç uğraşmadan dağıtalım. Video bazı gereksizler yüzünden bir sürü uğraştırdı. Ne dağıtacaktık? Ha, şuraya girelim. Arkadaşlar şey istemiş. Gönderelim. 7 günlük. Sezer, o mavi kutusunu yazmayacaktın oraya. Sırf o yüzden sana bir şey göndermiyorum. İki kere yazmışsın. Bir dakika, şu. Bu yanlış olabilir. O doğru. Tamam, al sen bunu. Sen böyle istemişsin. Öbür arkadaş da istemiş. Ona da göndererek. Sen de bunu istemişsin. Al sana. Bu da senin olsun.
Sen ne atarsan at demişsin. Al sana da bundan bir tane at hadi. Senin ismini en son yazarız. Diyeceğim lan. Niye olmadı şimdi bu acaba? Sıfır demişsin. Yanında W var. Şöyle mi klavye? M T L Bir dakika arkadaşlar, bu şeydi, evet şimdi hatırladım. Bu sefer olması lazım. Sen sonra şey yaparım bir dakika. Al bakalım sana da bundan. Al sen de bunu. Şimdi öbürü de şey etmem istemiş. Tamam, sana dönüyoruz. Al bunu da. Şimdi bir şey kaldı. Bundan yorumluyor. Şöyle bir dakika arkadaşlar, bu ben tam çözemedim nasıl şey yapmış ki acaba. Arkadaşlar bu arada benden sonra şey yazmışlar, isim yazmışlar da kusura bakmayın. Ben size demiştim. Daha önceden yazın diye. O yüzden yani. O yüzden onlara da şey yapmayacağım, göndermeyeceğim. Zaten 2 gün arayla gönderiyorum. Bir gün olsa belki şey yapardım, tamam geç kalmışsın diye yazardım da. Çünkü artık şey yapıyorum arkadaşlar, 2 gün arayla gönderiyorum çünkü ya, ismini yazamayanlar oluyor ya, o yüzden 2 güne düşürdüm bunu. Lan bu sefer de yanlış deme bak. Abi nasıl yanlış oluyor lan? Abi videoya bakarak yapıyorum şu an bunu. Şimdi şuraya başa bir N koymuş. Büyük harfle. Sıfır koymuş. Demiş o sıfır. Şurada bir W var. LM var. Şimdi büyük harfle F koymuş. Bu son deneyişim. F'nin yanındaki küçük L harfidir. W ve F'nin yanındaki küçük L dedim. L koyuyorum. Acaba niye olmuyor? Bu son deneyişim. İnşallah olur. Burada al sana küçük L. Şöyle bir çekelim. L'nin yanında Y var. Y'nin yanında I. N, G. Arkadaşlar isim aynen böyle yazılmış.
Bakayım bu son deneyişim. Olmadı. Sende bir yanlışlık var. Gerçekten yanlış yazmışsın. N'nin yanındaki sıfır diyorum. Sıfır ekliyoruz da olmuyor ki. Neyse sen bir dahaki sefere şu, yani bir dahaki sefere anlaşılır bir şekilde yaz. Gerçekten olmuyor. Yani neyse bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Ama gerçekten yazdığı gibi yazıyorum, olmuyor. Çünkü O'la sıfır farklı arkadaşlar. Bakarsan şimdi onu göstereceğim. Şimdi belki der yalan söylüyorum, yollamıyorum diye bir kere daha yapıyorum bunu. Bu son deneyişim. Şimdi N'yi büyük yazmış arkadaşlar. Şu ne? Arkadaşlar bakın şu harf O harfi. Bu da sıfır harfi. O demiş ki sıfır koy yanına. Şunları silelim. Şu ince sıfırı koydum yanına. Buraya bir küçük W var. L, M. Arkadaşlar büyük bir ihtimal yanlış yazmış. Bakın ben normalde böyle denemezdim de. İşte ben mi yanlış yazıyorum diye videoya bakarak yapıyorum bunu şu an. Aynen böyle arkadaşlar. F, L, Y, İ, N, G. Aynen böyle arkadaşlar. Videoya bakarak yapıyorum bunu. Bu son deneyişim. Maalesef yanlış yazmışsın. Videoya bakarak yazdım. Yani olmadı gerçekten. Yanlışlığım var. Şu ismi tam doğru yaz. İşte arkadaşlar ismini de saçma sapan yazanlar böyle alamıyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben sıfırla O'yu da koydum. Belki inanmazsınız diye. Göndermiyor maksadıyla diye. Çoğu kişi gerçi inanıyor da benim kim doğru dürüst olduğuma, ama ben gene de göstermek amaçlı yaptım. O'la sıfırın arasındaki farkı ve sıfırı koydum gördüğünüz gibi. Hatta bu şey açılımın yorumuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arkadaş düzenlendi yazıyorsa orası değişmiştir zaten. Oraya bakabilirsiniz. Mavi kutusu açılımını da yazmış. Bakabilirsiniz. Aynısı gibi yazdım. Ve gönderdiklerimi arkadaşlar şöyle geçeyim. 6 kişi alacak derken 5 kişi aldı. Biri yanlış yazdığı için alamadı. Şöyle üst sayfa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ismini doğru yazan, düzgün şeyler isteyen alıyor. Utu mutu isteyen bir şey alamıyor. Şuradan bir kere daha örnek göstereyim de arkadaşlar, yani örnek gösteriyorum. İsteyeceğiniz şeyleri şöyle bir bakın bakalım. Bakın izleyin, buraları izleyin yani. Baştan sona kadar izleyin videoları arkadaşlar. İzlemeden saçma sapan yorumlar yapan var. İzlemiyorsunuz ki, izleyin. Baştan sona kadar atlamadan izle ki bir kazanan da sen ol. Millet demek ki biliyor yani ya. Bir şeyi bilerek yapıyor ki kazanıyor. Yani o kadar insan doğru yazıyor. Birkaçı yanlış yazıyor. Demek ki bunda bir sorun var. Bunlar sırf hediye almak için yapıyorsan böyle yaparak alamazsın yani. Dikkatli izle. Aralarda bir şey bulacağını mı, fark edeceğini mi, onu buldun mu, bunu buldun mu? Bunlara bakarak yap ki sen de kazan yani. En iyisini sen kazan. Bu kadar. Arkadaşlar özel istek isteyeceksiniz. Kutu dağıtımı ayın sonunda başlayacak. İnşallah Allah nasip ederse ayın sonunda kutu dağıtımı başlayışı geliyor. Kesinlikle istemiyorsunuz kutu istiyorum diye bunu yazmayın. Yazan alamayacak, hiçbir şey alamayacak. Abone olsa bile umurumda değil. Onu söyleyeyim şimdi. Ben şey yapıyorum arkadaşlar, yani gerçekten bilmiyorum, hepiniz için söylemiyorum. Yani aranızdan bazılarının belki oyuna para yatırmaya parası yoktur. Alacak şey de yoktur belki. Yani ben bunu gördüm arkadaşlar, gerçekten zamanında doğruyu söylemek gerekirse ben bir oyuna para yatıramıyordum arkadaşlar. Bakın bu kadar yani yatıramıyordum. Neredeyse 5.000 nakit yatırıyordum. 10 liraydı o zaman. Tabi burası şimdi fiyatları düştü, 45.000'e düşürdü. 100.000'e 50.000 veriyordu da düştü biliyorsunuz. Ben bile yatıramıyordum. Bana hediye yolluyorlardı arkadaşlar. O zaman da biz mahallede topluyduk. Arkadaşlar yolluyordu. Kanalı yoktu şu an. Bak doğru söylemek gerekirse kanalı falan yoktu. Ben onlardan alıyordum hediyeleri. Bana yok diye yolluyorlardı. Durumum iyi değil diye. Şu an durumum iyi ki bu kadar yüklüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar. Bilmem kaç küsür nakit var şu an çarda. 2 yıldız olduk çok şükür. Gerçi bu yıldızın biri doğru mu bilmiyorum da. İşte yani ben o amaçla arkadaşlar hediye dağıtıyorum, ama aranızdan affedersiniz de nankörler hediyeleri beğenmiyor.
Gerçekten de nankör insanlar var aranızda. Bunlar şöyle diyeyim ki nasıl desem, yani herkes alınmasın bunu. Arkadaşlar şöyle diyeyim, bunu şimdi video kanalında izliyorsunuzdur da bunu nankör olan kişi kim biliyor musunuz? Spam olarak küfür yazan kişiler nankör arkadaşlar. Anladın? İşte bunu diyeyim yani. Herkes üstüne alınmasın. Şimdi yani mesela öbürleri de yazmış. Mesela umurumda diye biri var. O yazmış. Şimdi o kendi üstüne alınmasın. Ben ona demedim. Bak o adam gibi bir şey istemiş ki attık onu. Ben demiştim. İsteyin atın demiştim. Ona demedim yani. Bunu arkadaşlar küfür içerikli konuşmaya girenlere diyorum. Ve şu kutu mutu yazanlar da aynısı işte bunlar. Bak şu kutu istiyorum diyen, affedersin de Sezer Bey, sen de nankörsün. Gönderdiğimi beğenmiyorsun. Beğenmiyorsan kardeşim yapacak bir şeyim yok yani. Bekleyeceksin. Ya sabret, bekle, kutu kazan. Ya da hiçbir şey alma. Olay bu, tamam mı? Ben bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Özel istek olarak isteyeceklerinizi söylüyorum. Birincisi budur. İkincisi bu. VB kısmına girdiğimizde isim değiştirme olur. İnelim. Şu olur. Bak isteyecekseniz bunlardan isteyin. Bana kutu mutu yazmayın. Kutu yazan hiçbir şey alamaz. Tamam mı? Bunu isteyin. Sonra buradan buralara yaptık değil mi? Şimdi kutular bölümünden kutular bölümüne daha geçmedik. Ay sonu geçeceğiz. Şimdilik istekleriniz bunlar arkadaşlar. Başka bir şey. Bir dakika. Şey de var. Bir dakika. Güce geçelim arkadaşlar. Şimdi burası da var. Bir dakika. Buradan da isteyeceğiniz ilk yardımcı nakit. Bir de F olabilir. Gördünüz değil mi bunları? Bunlar. Sonra silah zaten ihtiyaç yoktur, boş verin. Bu çıkartma neymiş la bu arada, yeni geldi bu da. Silah zaten hepiniz var. Ben gösterdiğim şeylerden isteyin isteyecekseniz. İstiyorsanız benim gösterdiğim şeylerden isteyin, tamam mı arkadaşlar? Umarım bu sefer anlaşılmıştır. Ulan bu dövmenin hiç gücü yok. Bunu nasıl 5 tane bırakmışlar da? İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Şunlar hediye yollansa. Yollanmıyor bakın. Evet arkadaşlar anlamışsınızdır inşallah. Şeyleri. Başlangıç paket. Neyse ben söyleyeceğimi söyledim arkadaşlar. İnşallah bunların haricinde bir şey yazmazsınız. Ya da ne atarsanız atın yazın. Ya da benim gösterdiklerimi yazın. Başka bir şey yazmayın. Aksi takdirde göndermem. Açıkça söylüyorum. Abone olsam bile umurumda değil. Söyleyin. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonra şey gelecek. Öbür yama kutusunu açacağım. Onda da daha detaylı anlatırım. Tamam mı? Bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.